Usura d'oro. Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, mazlumun ahı yerde kalmaz diye bir sözümüz var, atasözü. Bir de mesela halk arasında da çok konuşulur böyle şeyler. Anadolu'da küçük yerlerde daha da dikkat çekiyor. Diyelim ki adam sonraları böyle ömrünün sonlarına doğru veya işte belli bir aşamasında perişan bir duruma düşerse veya işte işler ters gitmeye başlarsa efendim bu mazlumun ahını almıştı, o çıkıyor derler. Şimdi mazlumun ahını almak ne demek? Mazlumun ahı ne demek? İkincisi de bu hakikaten böyle bir şey midir? Yani o atasözünde de olduğu gibi mazlumun ahı yerde kalmaz. Bu bir tehlikeye de işaret ediyor. Yani mazlumun ahını almayın der gibi. Bunu bir anlatabilir misiniz? Yani neden böyledir? Estağfurullah. Şimdi kitaplarda anlatılırken zalim diye zulmeden, başkasının hakkına tecavüz eden, onların hakkını gasp eden, kullanan kimse diye tarif edilmiş zalim. İlle bu devlet başkanı, hükümdar olması şart değil. Amir olması da şart değil. Mesela bazen evde bile olur. Erkek hanımına zulmeder. Bazen tersi olur. Kadın kocasına zulmeder. Anne baba evlada zulmeder. Evlat anne babaya zulmeder. Bu da zulümdür yani. Yani güçlü kuvvetli veyahut da elinde imkanı olan bu imkanları kullanarak ona eziyet eder. Ve böylelerine zalim denir. Zalim tefsir kitaplarında Allah-u Teala'yı inkar eden eden, yani kafir karşılığı olarak da şey kelimesini tefsir kitaplarında da öyle kullanılıyor. Hadis-i şerifte zalimin çok yaşamasına dua etmek Allah-u Teala'yı isyan olmasını istemektir buyurulmuştur zalim için. Zalimin çok yaşamasını istemek Allah-u Teala'yı isyan olmasını istemektir buyuruyor hadis-i şerifte. Hmm. Zalimin zulmü devam etsin gibi bir şey yani. Devam etsin gibi bir şey. Dolayısıyla zalim yaptığı zulmün karşılığını mutlaka görecek mi? Elbette görecek. Hatta kendisi değil, yardım eden bile. O adama yardım eden bile veya o kadına yardım eden bile. Çünkü bir zalime yardım edene Allah-u Teala o zalimi musallat eder buyuruyor. Enteresan ya. Bir zalime yardım eden edene o zalimi Allah-u Teala ona musallat eder. Bumerang gibi bir şey. Aynen demek öyle. Demek ki dönüp dolaşıp aynen onu öyle buluyor gene. Ebu İshak Kezeruni Hazretleri vefatından önce şu vasiyette bulunmuş. Zalimlerden ve bunlara yakın kimselerden uzak dur. Her kim bunlara meylederse alim ve faziletli bile olsa salihler ve Allah adamları yanında kıymetli olmaz. Peygamber Efendimiz buyurdu ki şu üç şeyi yapanlar cürüm işlemiş olur. İki topluluk arasında bozgunculuk yapıp fitne çıkaranlar, ana babasına asi olanlar, zalimlerle dostluk kurup onların zulmüne yardımcı olanlar. Ve yine bir hadis-i şerifte Allah-u Teala buyuruyor ki ben alemlerin Rabbiyim. İzzet ve celalim hakkı için zalimlerden intikam alırım. Bir kimse bir zalimin elinde bir mazlumun zulme uğradığını görse, buna mani olmaya gücü yetip de o mazluma yardım etmezse ondan intikam alırım buyurmuştur. Allah-u Teala buyuruyor. Hadis-i şerifte geçiyor bu. Hadis-i şerifte geçiyor. Şimdi tarihte misalleri şok olmuş. Kitaplara geçmiş çünkü. Yani zulüm, mazlum bunlar anlatılırken anlatılan bir hadise var. Vaktiyle bugünkü işte Irak coğrafyası anlatılıyor orada. Dicle Nehri kenarında bir balıkçı her gün balık tutuyor. O zaman da diyelim ki zabıta amiri. Ama şeyi çok, imkanları çok, imtiyazları fazla. Şimdi adamcağız bir gün böyle balık tutmuş, güzel bir balık yakalamış. Onu bir kenara koymuş, güzel bir balık. Eve götüreyim bunu diye. Bu gelmiş, bana demiş balık falan. Demiş buyurun burada balıklar falan.
Hemen görüvermiş onu. Ben demiş onu isterim. Demiş beyefendi o demiş hani eve şart. Yok demiş. O satılık değil yani. Satılık değil. Onu evim çoluğum çocuğum için gönderdim. Al sana adam hırpalıyor para da vermiyor. Hatta tutuyor obalı alıyor. Ben isteyince diyor kimse vermek vermem diyemez. Öyle ya. Adamın elinde imkan var. Devlet gücü de var. Kral yani adam. Kral yani adam. Adamcağız fakir garip. Günlük nafakasını temin ediyor. Çoluk çocuk için bir balık tutmuş. İmrenmiş onu da ayırmış. O da zulmen almış götürmüş yani. Gasp ederek götürmüş yani. Dayak yemiş bir de. Bir de dayak yemiş. İtilip kakılmış. Bunun üzerine o mazlum kalple mazlum oldu ya. Ya Rabbi demiş. Beni fakir garip yarattın. Güçsüz yarattın. Onun da ellerine imkan verdin. Ben ona cevap verecek. Hakkımı müdafaa edecek durumda değilim. Ya Rabbi diyor. Tez zamanda onu hakir ve zelil edecek bir belaya müstahak kıl onu. Sana havale ediyorum diyor. O zamanki zabıta amiri diyelim. Böyle balığı elinde götürürken birden bu mazlum balıkçının bedduası sebebiyle çünkü mazlumun duasının önünde perde olmaz buyuruluyor. Arşa dayandığı zaman hemen karşılığı verilir. Karşılığı görür. Adam elimde sallayıp giderken ipe takılı ağzına yakınmış böyle. Balık şak diye bunun parmağını yakalıyor. O adam öyle yapıyor, böyle yapıyor falan yok. Eve gidiyor falan ondan sonra ya kesiyor, mesiyor falan zor çıkartıyorlar. Çıkartıyorlar ama parmak aynı şekilde kangren olmuş. Bakmışlar ki gidecek demişler ki bu parmağı kesmek lazım. Adam ağrısından duramıyor. Mecburen kestiriyor. Sonra eline sirayet etmiş bu. Eli kesmek lazım. Sonra koluna sirayet ediyor. Perişan bir vaziyette. İşi de aynı şekilde işten de kovulmuş eli kesilince. Ondan sonra bu aynı şekilde pazularına falan sirayet etmeye başlamış. Koluna gidiyor kol falan. Yani. Kol gidiyor. Kol gitmiş. Hala daha vücuduna sirayet edecek bir gece rüyasında. Diyor ki bütün bedene gidecek. Git o balıkçıdan aynı şekilde özür dile, helallik dile, affını dile. Neyse o perişan halde tabii fiziki bakımdan da çok perişan olmuş. Kolu kesik. O balıkçıya gitmiş. Tabii üzerinde resmi elbise yok. Sivil artık. Demiş ki ben demiş kulun kölene olayım. Ne olur demiş bana hakkını helal et. Demiş estağfurullah. Demiş bak durma demiş Allah-u Teala'ya sığınırım demiş. Bundan ben böyle olmaktan. Sen kimsin? Tanıyamadın ama demiş ben demiş. Falan zamanda senin balığını gasp eden adamım. Sen bana ne beddua ettin ki diyor. Bu sefer balıkçı çok mahcup olmuş. Demiş ki çoluğum çocuğum için şey yaptıydım. Ya Rabbi bunu insanların içine çıkamayacak şekilde perişan eyle diye beddua etmiştim hakkında diyor. Durumum bu diyor. Eğer sen hakkını helal etmezsen ben diyor vücudum da gidecek falan. Yazık balıkçı bu sefer o üzülmüş. Demiş hakkımı helal ettim. Tabi perişan da olmuş. İşten de atıldığı için para pul da yok falan. Ve ondan sonra gitmiş birazcık 3-5 kuruş para biriktirmişmiş. Çoluğun çocuğun nafakası için götürmüş. Onu da buna vermiş. Hani demiş hani gönlün teselli olsun diye. Yani şimdi bu ve benzeri şekilde tarihte pek çok hadise anlatılır. Ya mutlaka belasını bulur mu bulur. Mesela siz girişte dediniz ki hani Anadolu'da da yaygındır. Bu çok ah almıştır. Yani çok kimseye zulmetmiştir. Ben kendi küçüklüğümde de kendi doğduğum köyde de şahit olurdum. Derlerdi babaannemler emsal şeyleri. O emseller derlerdi. Derlerdi bu çok ah aldı. Çok aynı şekilde insanın kanına girdi. Yani zulmetti. Bunun mutlaka belasını olur. Hatta çocukluğunda böyle babaları yaşındaki bir adamı 3 kardeş dövmüştü. O en büyükleri bir gün hiç unutmuyorum. İşte hastalanmıştı. Şehre götürmüşlerdi falan. Sonra öldüğü haberi geldi. Bir bahar günüydü. Mustafa Bey inanır mısın? Köyde işi olmadığı halde işte çapasını alan, kazmasını alan, küreğini alan tarlaya gitti. Tarlaya gitti. Cenazeye katılmamak için mi? Evet, cenazeye katılmamak için. Çünkü çok kimseye zulmediyorlardı. Ve o zaman çocuğum, ben de babaannemle gidiyorum. Babaannem de aynı şekilde şey yaptıydı falan. Yolda giderken karşım kullandıkları tabir. Gebermiş. Haberin var mı? Aynen bu tabir. Gebermiş. Öyle derler tabii. Rahmetle yad edilmez ki. Rahmetle yad edilmez ki. Dolayısıyla
Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kim zerre kadar iyilik yaparsa onun mükafatını görecek, kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun cezasını görecektir. Zilzal suresinde bildiriliyor bu. 7-8. ayet-i kerimeler meali. Ve bir de bir beyit var. Aldatmasın seni diktatörün sarayları kumaşı. Saray bahçesini sular daim mazlumların gözyaşı. Öyledir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla hani bazı günahlar vardır. Tamam ama zulmettiysen bir de adam öldüyse helalleşecek adam da yok orada. Helalleşecek adam da bulamazsın falan. Ve hem onun malını gasp ettiysen malını vereceksin, dövdüysen aynı şekilde götüreceksin. Yani bir şey yapacaksın. Bir şey yapman lazım ki dünyada kurtarabilmen için. Yoksa sonu felaket olur. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah için dost olan kimseyi Allah-u Teala cennette hiçbir ameliyle ulaşamayacağı yüksek dereceye yükseltir. Edelim cevlan, Allah, kılalım seyran, hay hay. Edelim cevlan, Allah, kılalım seyran, hay hay. Mest olup hayran şeyh eşiğinden, hay hay. Mest olup hayran şeyh eşiğinden, hay hay. Nice bir ülfet, Allah, edelim uzlet, hay hay. Nice bir ülfet, Allah, edelim uzlet, hay hay. Çekelim hayret şeyh eşiğinden, hay hay. Çekelim hayret şeyh eşiğinden, hay hay. Bıraktım arı, Allah, istedim yarın, hay hay. Bıraktım arı, Allah, istedim yarın, hay hay. Kestim zünnarı şeyh eşiğinden, hay hay. Kestim zünnarı şeyh eşiğinden, hay hay. Aldım himmetin, Allah, geçtim zulmetin, hay hay. Aldım himmetin, Allah, geçtim zulmetin, hay hay. Buldum hayatı şeyh eşiğinden, hay hay. Buldum hayatı şeyh eşiğinden, hay hay. Yunus'um elhak, Allah, didara müştak, hay hay. Yunus'um elhak, Allah, didara müştak, hay hay. Eriştim aşka şeyh eşiğinden, hay hay. Eriştim aşka şeyh eşiğinden, hay hay. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Bugün dünyadaki kafirler iki türlüdür. Birincisi kitaplı kafirler, yani Yahudiler ve Hristiyanların az bir kısmı olup bir peygambere ve bunun Allahü Teala'dan getirdiği kitaba ve öldükten sonra dirilmeye, ahiretteki sonsuz hayata inanıyorlar. Ellerindeki bozuk kitaba Allah kelamı diyorlar. İkincisi kitapsız kâfirler, yani müşrikler olup her şeyi yapan bir Allah bulunduğuna inanmıyorlar. Taş, ağaç, güneş, yıldız ve insan, inek gibi bazı mahluklarda uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanıyorlar. Bu inkârcılardan bir kısmı kanun ile, devlet baskısı ile, zulm, işkence ederek
ibadet etmeyi, dini öğretmeyi yasak ediyor. Bir kısmı da insanlık, iyilik duygularını okşayıcı sözlerle herkesi zevk, safaya daldırıyor. Maneviyattan, din bilgilerinden mahrum bırakıyorlar. Düzme hikayeler, yalan örnekler göstererek milyonlarca insanı aldatıyor, din cahili yetiştiriyorlar. Bir taraftan medeniyetten, fenden, insan haklarından bahsedip, bir taraftan da insanları hayvanlaştırıyorlar. Avrupa ve Amerika milletlerinin çoğu Hristiyandır. Yahudilerin ve Hristiyanların bir kısmı kitaplıdır. Bunlar, İslam kitaplarını görüp okumuş olsalardı, iyi Müslüman olurlardı. Fakat papazlar, İslam kitaplarını okumayı, hatta el sürmeyi yasak etmişler, büyük suç saymışlardı. İnsanların dünya ve ahiret saadetine kavuşmalarına mani olmuşlardı. İmam Ali radıyallahu anh buyurdu ki, Müslümanlar ahirete inanıyor. Kitapsız kâfirler inkâr ediyor. Tekrar dirilmek olmasaydı, inanmayanlar bir şey kazanmaz, Müslümanlar da zarar etmezdi. Fakat kâfirlerin dediği olmayınca, sonsuz azap çekeceklerdir. İslam alimleri sözlerini ispat etmekte, inanmayanların hücumlarına akl, ilm ve fen ile cevap vermektedir. Müslümanlar sözlerini ispat etmeseydi dahi, kıyamet inkâr olunabilir miydi? Sonsuz azapta kalmak bir ihtimal bile olsa, bunu hangi akıl kabul eder? Halbuki ahiret azapları bir ihtimal değil, meydanda olan hakikattir. O halde inanmamak akılsızlık oluyor. Baba Haydar Semerkandi. Türkistan'da doğup nuruyla İstanbul'u süsleyen büyüklerden olan Baba Haydar Semerkandi Hazretlerini anlatmaya bu bölümümüzde de devam ediyoruz. Cihan Sultanı şimdi Eyüp'te bir kulübe aramaktadırlar. Kimselerin ismini bilmediği zatı bir küçük çocuğun verdiği adresle bulurlar. Cihan Sultanı sarayından çıkmış bir kulübenin kapısında durmaktadır şimdi edeple. Biraz sonra içeriden "Buyurun sultanım" sesiyle kulübeye girerler. Evet, sultanın gördüğü zat işte bu zattır. Kulübe pek bir temiz ve mütevazıdır. Fakat binlerce sinek emir almışçasına Baba Haydar Semerkandi Hazretlerinin yüzünü saklamaktadırlar. Sultan Baba Haydar Hazretlerine, "Şu sineklere söyleseniz çekilseler de mübarek yüzünüzü görsek." Büyük evliyanın cevabı Osmanlı'yı ve Osmanlı sultanlarının şerefinin büyüklüğünü izhar eder tarzdadır. "Sultanım, siz şimdi Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vekilisiniz. Siz kovunuz." Kanuni Sultan Süleyman, Baba Haydar Semerkandi Hazretlerinin yüzünü gizleyen sinekleri kovmaya çalışırsa da muvaffak olamaz. Belli ki sineklerin emir alacağı merci bellidir. Ve bu, Baba Haydar Hazretlerinden başkası değildir. Bunun üzerine büyük velinin küçük pencereyi açıp sineklere "Hadi" demesi yeterli olur. Bütün sinekler dışarı çıkar. Sultan, böylesi bir evliya için her türlü isteğini yerine getirme sözü verirse de, dünyayı gönlünden çıkarmış olan Baba Haydar Hazretleri, sadece ahiretine yarayacak bir istekte bulunur sultandan. Bir cami yapmasını ister ondan. Sultan daha sonra bir cami yaptırır Baba Haydar Semerkandi'nin emri üzerine. Bir de özel bir oda yaptırırsa da büyük veli için o dünyaları sığdırdığı kulübesinde ömrünün sonuna kadar yaşar. Fark etmese de çok kimseler onun duaları
devleti savaş meydanlarında, milleti günlük hayatlarında ve ahiret işlerinde yalnız bırakmaz. Ve yaprakların sararmaya, düşmeye başladığı hazan mevsiminde hüzün bütün bir İstanbul'u sarar. Bir büyük evliya olan Baba Haydar Semerkandi Hazretleri vefat ederek rahmeti rahmana kavuşurken seneler 1557'ye göstermektedir. Her anını Resulullah'ın sünnet-i seniyyesi üzere geçiren Baba Haydar Semerkandi Hazretleri buyurdular ki, bid'atten çok sakınınız. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bir şey katmamalı ve onun eshab-ı kiramına uymalıdır. Çünkü eshab-ı kiramdan her biri gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birine uyan saadete kavuşur. Resulullah'ın ve eshabının yolunda olan ehli sünnet alimlerine inanmak, uymak muhakkak şarttır. Çünkü doğru yoldan kayarak dalalete düşenler, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri kendi bozuk inançlarına göre yorumlayıp sapıtmışlardır. İslam ahlakı. Müdahene ve müdara. Kudreti olduğu, gücü yettiği halde haram işleyene mani olmamak müdahene olur. Haramı işleyene veya yanında bulunanlara olan saygısı yahut dine olan bağlılığının gevşekliği müdahaneye sebep olmaktadır. Fitne olmadığı, yani dinine veya dünyasına veya başkalarına zarar olmadığı zaman haram ve mekruh işleyene mani olmak lazımdır. Mani olmamak, susmak haram olur. Müdahene etmek haram işlemeye razı olmayı gösterir. Ya Resulallah, geçmiş ümmetlerden bir kısmına zelzele ile azap yapıldı. Toprak altında kaldılar. Bunların arasında salihler, iyi insanlar da vardı denildikte, evet, salihler de birlikte helak oldular. Çünkü Allah'a isyan olunurken susmuşlardı. Onlardan ayrılmamışlardı, buyuruldu. Kendisine veya başkalarına zarar gelmek korkusundan dolayı iyiliği emretmek ve haramı men etmek mümkün olmazsa, böyle fitneye mani olmak için susmaya müdara etmek denir. Kalbi haramı men etmek istediği halde müdara yapmak caizdir. Hatta sadaka sevabı hasıl olur. Müdara ederken tatlı dilli ve güler yüzlü olmak lazımdır. Talebeye ders verirken de müdara yapılır. İmam-ı Gazali rahmehullahü teala buyurdu ki, insanlar üç kısımdır. Bir kısmı gıda gibidir. Herkese her zaman lazımdır. İkinci kısmı ilaç gibidirler. İhtiyaç zamanında lazım olurlar. Üçüncü kısmı hastalık gibidir. Bunlara ihtiyacı olmaz. Fakat kendileri insanlara musallat olurlar, bulaşırlar. Bunlardan kurtulmak için müdara etmek lazımdır. Müdara caizdir. Bazen de müstehab olur. Evinde zevceye müdara etmeyen kimsenin rahatı, huzuru kalmaz. Resulullah'a sallallahu teala aleyhi ve sellem bir misafir geldi. İçeri alınız. O kötü bir insandır buyurdu. İçeri girince onunla tatlı ve neşeli konuştu. Gidince yumuşak konuşmasının sebebi soruldukta, kıyamette en kötü yerde bulunacak kimse, dünyada zararından korunmak için ikram olunandır buyurdu. Hadis-i şerifte, sıkılmadan açıkça haram işleyen kimseyi gıybet etmek caiz olduğu gibi, şerlerinden korunmak için bunlara müdara etmek de caizdir. Fakat müdara, müdahene şeklini almamalıdır, buyuruldu. Müdara, dini veya dünyayı zarardan kurtarmak için dünya menfaatinden vermektir. Müdahene, dünya ele geçirmek için dinden vermektir.
Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere şirin ilimiz, ahiler diyarı Kayseri'den sesleniyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde ahilikle ilgili, Ahi Evran Hazretleri ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Şimdi burada Ahi Evran Zaviyesi diye bir yer hazırlanmış. Yani eskiden kalan bir yer. Bunu Esnaf Sanatkarlar Odası ve Ahilik Derneği olarak kurulan dernek güzel bir şekilde içerisini bazı ahilerin kullandığı sanatla ilgili eski eserlerimizi, yani etnografik eserlerimizi buraya koymuşlar. Kayseri'nin Etnografya Müzesi var. Oradaki etnografik eserleri vermeye çalışacağız inşallah size başka bir programımıza. Ama burada ahilik merkezi olarak tanzim edilen yeri sizlere anlatacağım. Anlatacağım ama burada tabii trafiğin bol olduğu bir caddeye çok yakınız. Araç sesleri sizler rahatsız etmesin diye burada fazla kalmak istemiyorum. Niye geldim peki buraya o zaman? Şurada arkamda Kayseri'deki ahiliğin ilk kuruluşundaki Ahi Evran Hazretleri'nin rahmetli efendim dericilikle ilgilenmeye başlaması ve ilk sanat olarak dericilikle, yani debbağlık, bazıları yanlışlıkla debbağcılık diyor. Debbağcılık olmaz efendim. Cılık girerse o zaman debbağ diyemezsiniz. Debbağlık mesleğiyle başlamıştır. Tabii orada da derilerin terbiye edilmesi için bazı kimyevi maddelerin ve tabii bazı tesir eden maddelerin, şimdi onların isimlerini saymakta istemiyorum. Dibeklerde dövülmesi, derinin orada ıslatılması, ondan sonra da efendim getirilip çeşitli tezgahlarda gererek bazı işlemler yapılması olayıdır. İşte arkamda bulunan dibekler ta o zamandan kalma dibeklerdir. Şimdi buradan Ahi Evran Zaviyesi'ne girip ahiliğin temel prensipleriyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Ahi Evran'ın hayatıyla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Kayseri ile ne ilgisi var diyen bazı Kırşehirliler çıkarlarsa, Kayseri ile Ahi Evran Hazretleri'nin ilgisinin belki Kırşehir kadar ve Kırşehir'den daha fazla olduğunu da söylemek istiyorum. Buradan girelim, zaviyenin içine gerekli bilgileri sizlere vermeye çalışayım efendim. Efendim, zaviyenin orta mekanına geldik. Şimdi ben burada bir ahi masası buldum. Artık post mu kullanılırdı, masa mı kullanılırdı? Hem post var hem masa. Oraya oturayım. Ahilikle ilgili sizlere bilgi ve Kayseri'deki tarihle ilgili de bazı notları sunmaya çalışayım efendim. Efendim, ahilik bilindiği gibi bir meslek teşkilatı. Bizlere öğretilen, okuduklarımız da öyle. Ahi Evran Hazretleri 1206'larda Kayseri'ye geldi ve Kayseri'de hemen dış kalenin surları dibinde bir dericilik yeri işletmeye başladı. Dericileri bir kere ilkin örgütledi, teşkilatlandırdı ve dericilikteki kaliteyi tespit ettiler. Ne zaman oldu bu? Gevher Nesibe Sultan Hastanesi'nin, yani şifaiyesinin yapıldığı seneye denk gelir efendim. Yani o binaların yapılmasında da ahilin mutlaka ve mutlaka tesiri vardır. Evet, kurucusu Ahi Evran ama mutlaka bunun öncesinde de Türkler arasında sanatkarların bir kalite kontrol düzeni basit de olsa vardı. Peki Ahi Evran Hazretleri ne yaptı? Niye ismi öyle kaldı? O teşkilatı ciddi bir şekle getirdi. Ve kurallar koydu. İslamiyet'in dürüstlük, doğruluk, çalışkanlık prensipleriyle beraber efendim bunu bir halli hamur eyledi. Ve ondan sonra da eğitimi içinde bir zaviye kurdu. Zaviyelerde ise din eğitimi verilirdi. Ama zaviyedeki öğrenciler tarımda görev alırlardı. Yani kendi yiyeceklerini elde ettikleri gibi topraktan zaviyede misafir kalanlara da ikram edecek yiyecekleri de elde ederlerdi. Yani üretime dönüktü. Şimdi buranın da ahi zaviyesi olmasının sebebi bu. Burada bir üretim var. Yani buraya gelen insanlar üretime dönük çalışmalar yapıyorlar. Herkes dükkanında günlük karşılaştıkları zorluklar burada tartışılıyor, burada görüşülüyordu. Evet, ahi törenlerinde çok derin bir
hürmetli tavır görüyoruz canlandırmalarda, temsili törenlerde. Mutlaka öyleydi. Ama bunların hepsi hani taşı sıksan suyunu çıkarır cinsten, canlı kanlı insanlardı. O inançlarımızın verdiği edebin bir göstergesiydi. Yoksa suçlu süklüm püklüm giden böyle gölgesinden korkan insanlarla bu sanatlar ayakta kalır mıydı efendim? Dericilikten sonra diğer mesleklerde de ahilik teşkilatlanmaya başladı. Ahi Evran Hazretleri işte bu teşkilatlanmayı yaptı. Osmanlı'nın temelinde Selçuklu zamanından beri başlayan kalite kontrolü, kaliteyi tutturma, kaliteye karşı koşturma ve yarışmalar işte Ahi Evran Hazretleri'yle beraber oldu. Şimdi efendim Anadolu'yu Yeşilırmak kabzasından itibaren biraz sıkıntıya sokan Babayiler isyanı oldu. Babayilerle efendim ahileri bir tutmamak lazım. Maalesef bazı kitaplarda işte Babayiler affoldu, ahiler de affoldu falan. Ahiler bir suçlu değildik efendim. Ancak bu konuda tabii bir yerde disiplin varsa o disiplini delmek isteyenlerin bir feryatları çıkar. Bugün de olabilir bunlar. İşte Ahi Evran Hazretleri'nin suçlanması, geçici olarak hapse atılmasının temelinde de bu var. Yoksa devletine karşı etrafına adam toplayıp efendim bir isyan kalkışması yapmış insan değil de haşa Ahi Evran Hazretleri. Bilakis Kayseri'nin zaman zaman muhasaraya uğradığında hanımefendisi Fatma Hanım Bağcıyan grubuyla birçok yerde düşmana karşı gelmesini bilmiştir. Allah onlara rahmet eylesin. Ahi Evran Hazretleri de aynı şekilde Kayseri'deki sanatın, tekniğin gelişmesine çok büyük emeği olmuş birisidir. Osmanlı ordusu yüzlerce sene doğuya, batıya, güneye, kuzeye seferlere gitmiştir. Seferlere giderken ordunun içindeki askerlerden sanatkar olmazdı. Ordunun arkasında orducu tabir edilen sanatkar grubu gelirdi. Bunlar da bir milli mükellefiyet olarak gelirdi ama bunlar savaşmazlardı. Savaşanların kılıcı köreldiyse biler, hançeri eğildiyse düzeltir, çarı veya ayağındaki giydiği yemenisi eskidiyse yamar, üstü başı dolamalarında varsa bir sıkıntı onları giderir. Yani askerin her türlü giyim, kuşam, silah, araç, geçteki arızalarının giderilmesini yapan orducu grubuydu. Bu orducu grubu İstanbul, Bursa, Denizli esnafından kurulurdu. Doğuya giden seferlerde de Kayseri esnafından alırdı. Bugün Kayseri'de sanayinin Türkiye'nin şöyle dönüp bakacağı kadar ciddi bir hale gelmesinin temelinde bilelim ki Osmanlı ordusunun bu orducu grubuna katılan esnafının emekleri vardır. Ahilik ciddi bir yol idi. Bu yola giren o yolda artık beyri büğrü işler yapmaktan sakınırdı. Ahi ustalarının, ahi şeyhlerinin, şeyh demek burada efendim, pir anlamına, yaşlısı anlamına, tecrübelisi anlamına, böyle hani zamanımızda geçerli olan, her önüne gelen, sakalını bırakan şeyh oluyor. Onlardan değil bunlar efendim. Burada ciddi işler görüşülürdü. Ve mutlaka kalite kontrol edilirdi. Atasözlerimiz var, dilimize pelesenk olmuş. Mesela birisinin bir ailesine yeni bir çocuk dünyaya gelirse onun abisine senin pabucun dama atıldı derler. Halbuki pabucun dama atılması ayrı bir olaydır. Yani çıraklıktan, kalfalıktan ustalığa doğru bir yürümeye başlayan insanların sınavları vardı, imtihanları vardı. Bu imtihanlarda onun alınır, yaptığı mal kontrol edilir. Eğer o mal ahiliğin koyduğu kaliteye uygun değil, hileli olmuşsa onu ahi şeyhi alır, fırlatırdı. Böyle şey olmaz. Bir kimsenin yaptığı maldan vatandaştan birisi şikayetçi olur da getirirse ahi zaviyesine, getirirse ve orada da sınavı kaybedip de dama atılırsa, o pabucu dama atılan bir kere artık işi biterdi. O meslekte işi biterdi. Yani açlığa mahkum olacak adam. Kaliteli yapsın efendim. Kaliteli yapsın. Madem kademe kademe yürüdü, ona çıraklık diye bir fırsat verilmiş. Hadi onu iyi kullanmış, kalfa olmuş. Bir fırsat daha verilmiş. Usta olduktan sonra, beline şet kuşandıktan sonra da bu işleri yaparsa bu ahiliği istismar ediyor, kötüye kullanıyor demektir. Şimdi ahilikte
Ayrıca iş yeri kurma disiplini vardı efendim. İkinci disiplin. Şu anda mesela bakarsanız yan yana yan yana berberdir, fırındır, odur, budur, benzin istasyondur kurulur. Ahilikte böyle değildi. Bu çeşitli şekillerde insanlar bir mahalle büyümeye başladığında o mahallenin terzi, berber gibi ihtiyaçlarının efendim görülmesi için dükkanlar açılırdı. Bu dükkanların açılmasına ahilik teşkilatı müsaade ederdi. Osmanlı'nın gelişmesinin temelinde de ahilik var Selçuklu'dan sonra. Ve yeni bir dükkan açmak herkesin kârı değildi. Şimdi açıyor adam, ondan sonra da müşteri bulamıyor, ondan sonra da aldığı berber koltuklarının parasını da ödeyemiyor. Mahkemeler düşüyor, hacizler geliyor. Halbuki sandık bunu desteklerdi. Esnaf sandığı vardı. Bugün Kayseri'de Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nin bu ahilik yoluna sahip çıkmaları ve bunu hiç olmazsa anmalarını yapıp esnafa bunu törenlerde anlatmaları, ben inanıyorum ki birçok kalite kontrol, işte ISO belgeleri 8000, 9000, 9001, 9002, 9003 belgelerinin yerine bence bu daha tesirlidir derim. Efendim Ahi Evran Hazretleri en son Kırşehir'de vefat etti. Kırşehir'de de kabri var. Allah rahmet eylesin. Ama ahiliğin Kayseri'deki yaptığı işlemlerin ben Kırşehir'den daha da fazla olduğunu zannediyorum. Zaten arası nedir efendim? 120-130 kilometre bir yer. Aynı topraklardadır. Ama Ahi Evran Hazretleri'nin Kayseri'deki hizmetlerinde burada Kayseri çekimlerine bendeniz dile getirmek istedim. Bu memleketin yükselmesi için böyle emekler veren, tarihten gelen birçok iyilikler olan insanlara da rahmetler dileyerek bu programı maalesef zaman yetersizliğinden, ahilin ana prensiplerini de söyleyemeden bitirdik. Başka programlara inşallah. Hoşça kalın efendim.